Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç Skype hattımda. Sayın Oluç, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Hemen en temel soruyu sormak istiyorum. Gergerlioğlu neden gözaltına alındı? Şimdi biliyorsunuz bir cezası onanmıştı. En son mecliste de okunarak ceza milletvekilliği düşürüldü. O günden bu yana 10 gün geçti tebliğ edilmesinden sonra ve yasaya göre 10 gün geçince o tebligatın sonunda tutuklanarak cezaevine konması gerekiyordu. O çerçevede alındı ama bütün bu süreci biz tabii biliyoruz, izliyoruz da çok yakından onunla birlikte oluyorduk. Fakat sizin de haberinizde görüldüğü gibi gözaltına alınma, evinden alınma durumu gerçekten insanlık dışı bir tutum. Yani bunu daha önce meclisten çıkartırken de aynı şeyi yaptılar. Yani bir de utanmadan savcılık dün bir açıklama yapıyor ve diyor ki o açıklamasında evinde yakalandı. Zaten Ömer Faruk Gergerlioğlu meclis genel kurulundan ve meclisten bizim grup odamızdan çıktıktan sonra genel merkezimizde bir süre kaldı. Orada ziyaretleri kabul etti ve onlarla görüştü. Dayanışma ve destek mesajlarını aldı. 10 gün boyunca genel merkezimizde bulunuyordu. Ondan sonra bir basın toplantısı yaparak evime geçiyorum dedi. Yani zaten evinde duruyordu yani ailesiyle birlikte son 1-2 gününü ailesiyle birlikte geçirmek için. Evet. Dolayısıyla savcılığın hani evinde yakaladık diye açıklama yapması kadar tuhaf bir durum yok. Ama bu tuhaflık yakalarken yani gözaltına alınırken ki davranışlara da yansıdı. Yani üstünü başını rahatça giymesine izin vermeden sürüklercesine çıkarılması. Bütün bunların sonunda şöyle bir şey oldu. Dün akşam hastaneye götürüldükten sonra bir rapor aldı ve o raporda kimi darp izleri olduğu tespit edildi. Tansiyonun yüksek olduğu tespit edildi. Biz bu konuyu izliyorduk fakat alelacele kaçırarak cezaevine götürdüler. Cezaevinde tansiyonu daha da yükseliyor ve tekrar cezaevinden aslında hastanede durması gerekirken tekrar cezaevinden gece yarısı saat 12'yi geçen bir saatte tekrar hastaneye getirdiler. Bizim arkadaşlarımız, vekil arkadaşlarımız da hastane önündeydiler ve hastanede yoğun bakıma alındı. İşte tetkikleri yapıldı ve bizim beklentimiz hiç olmazsa hafta sonunu da hastanede geçirmesi ve hafta başında eğer sağlık açısından hiçbir sorunu yoksa cezaevine nakledilmesiydi. Fakat bugün biraz evvel yine siz bir tweetten evet, alıntı yaptınız. Gerçekten vekillerimiz hastane kapısının önünde bekliyorlar. Ve başka bir kapıdan vekillerimizin görmemesi için alelacele hastaneden kaçırılıyor. Yoğun bakımdan çıkartılıp kaçırılıyor ve cezaevine büyük ihtimalle şimdi naklediliyor. Yani bütün bunlara baktığımızda bu iktidarın intikamcı anlayışı gerçekten kabul edilebilir gibi bir şey değil. Çok ağır bir şekilde kınıyoruz bu tutumu. Yani Sayın Ömer Oluç, Faruk Gergerlioğlu... Evet, şunu sormak evet, istiyorum. Şimdi Gergerlioğlu'nun bu süreçteki açıklamalarında şu vardı. Bu hukuki süreci haksız buluyorum ve ben teslim olmayacağım. Gelip beni alsınlar açıklamasında bulunmuştu ama bu şekilde gözaltına alınma şeklini bekliyor muydu? Bu uygulamayı bekliyor muydu? Yani bu iktidardan her şeyi bekliyoruz. Yani bu iktidar her türlü hukuksuzluğu, her türlü insanlık dışı adımı maalesef atabiliyor ve gözünü karartıyor bu konuda. Dolayısıyla beklediğimiz bir şeydi. Ama buradaki tuhaflık şu, yani doktor raporu var, tansiyonu çok yükselmiş, anjiyoya alıyorlar. Dolayısıyla sağlık açısından en azından kendisi de doktordur zaten Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun. En azından bu hafta sonunu sağlık açısından yoğun bakımda geçirmesi gerekiyordu. Fakat evet, yine biliyoruz ki doktorlara baskı yapıldı iktidar tarafından ve oradan çıkarılması doğrultusunda adım atılması sağlandı. Evet. Dediğim gibi yani bu çok... Şimdi Sayın Oluç, sürece konuşacağız, evet, değerlendirmeye devam edeceğiz ama sizi kısa bir bekleteceğim. Çünkü HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul telefon attığımda hastane önünden son evet, süreci anlatacak bize. Sayın Toğrul, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle son bilgiler neler? Sizden öğrenebilir miyiz? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Saat 11 gibi biz Ankara Şehir Hastanesi'ne geldik. Ankara Şehir Hastanesi'nde dün geç saatte getirilen milletvekilimiz burada anjiyo yapıldığını biliyoruz.
Ama tüm girişimlerimize rağmen burada geldiğimizde hastane yetkililerinden kimse bizimle görüşmedi ve bizi bu sağlık konusunda bilgilendirmedi. Evet. Daha sonra ring aracının getirildiğini gördük ve hazırlık yapıldığını, dışarı çıkarılacağını bize ilettiler. Biz o aracı orada beklerken anlaşılıyor ki portanvari bir şekilde milletvekilimiz başka bir yerden, hastaneden kaçırılarak götürüldü. Şu anda vekilimizin sağlık durumu tam olarak nedir? Hastaneden çıkmaya elverişli midir? Evet. Bu kaçırılma biçimi gerçekten ne kadar etiktir, ne kadar insanidir, ne kadar ahlaki ve vicdanidir? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Maalesef milletvekilimiz bugün hastaneden bizlerden, ailesinden kaçırılarak korsanvari bir şekilde cezaevine götürüldüğünü düşünüyoruz. Evet, peki sağlık durumu hakkında son bilgiler neler Sayın Toğrul? Efendim? Sağlık durumu hakkındaki son bilgiler neler? Yani gerekli tetkikler yapıldı mı? Dediğim gibi burada hastane yetkilileriyle yaptığımız bir görüşme mümkün olmadı. Hastane bize bu konuda bilgi vermedi. Ancak arkadaşlarımız Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundular. Fiili olarak buradaki herhangi bir yetkili bize gelip sağlık durumuyla ilgili bilgi vermekten kaçındı. Neden kaçındığını bilmiyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı'nın arkadaşlarımıza verdiği bilgi sağlık durumunun işte iyi olduğu yönünde. Evet. Peki hangi cezaevine götürüldü ve siz oraya doğru gidecek misiniz? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Ona dair de bir bilgi bizimle paylaşılmadı maalesef ama Sincan'a götürüldüğü için biz tekrar Sincan'a götürülmüş olduğunu düşünüyoruz. Evet, peki siz ne yapacaksınız bu süre içerisinde? Evet. Alo. Sayın Toğrul, duyuyor musunuz? Duyuyorum, buyurun. Siz neler yapacaksınız? Cezaevine doğru mu gideceksiniz? Hastane önünde beklemeye mi devam edeceksiniz? Şu anda avukatlar, öncelikle avukat arkadaşlarımız cezaevine gidecekler ve cezaevinde olup olmadığına dair evet. ya da nerede olduğuna dair bilgilenmeye çalışıyoruz. Öncelikle avukat arkadaşlar cezaevine gidecekler. Evet. Onun dışında eğer şu anda biz hastane önünde 8-10 kadar milletvekili buradayız. Tabii eğer hastaneden çıkarıldığı için, cezaevine götürüldüğü için artık bundan sonraki kısmı parti genel merkezimizde tartışarak neler yapabileceğimizi beraberce karar vereceğiz. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Toğrul. Kolay gelsin. Kolaylıklar diliyoruz size de. Sıcak gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Skype hattımda HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç var. Sayın Oluç, son değerlendirmeleri aldık Sayın Toğrul'dan. Nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle bu süreci? Yani biraz evvel de söyledim, gerçekten hani hiçbir vicdana, ahlaka sığmayan, insanlık dışı bir tutum. Çünkü yani vekilimizin de kaçma şüphesi var, durduğu yer belli, kaldığı yer belli. Yani kendi cezasını biliyor ve buna ilişkin atılacak adımları biliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir gözaltına alıp götürme, hastanedeki bu davranışlar, hastaneden kaçırma, bunların hepsi bu iktidarın temel anlayışını gösteriyor ve aslında Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilliği süresince, ki daha önce de insan hakları aktivistiydi bildiğiniz gibi, vekilliği süresince esas itibariyle insan hakları ihlalleriyle çok ilgilendi ve bu konudaki ihlalleri sürekli kamuoyuyla paylaştı ve gündeme taşıdı. Yani cezaevlerindeki çıplak aramadan tutun kaybedilen, kaçırılan insanlara kadar her türlü ihlali, insan hakkı ihlalini gündeme getirdi ve taşıdı. Ne kadar haklıymış, ne kadar doğru yapmış, bu bir kez daha göründü. Çünkü kendisi de çok ağır insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla hem Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hem partimizin hak ihlalleri konusundaki mücadelesinin, bu iktidar karşısındaki tutumunun ne kadar haklı ve doğru olduğu bu son yaşananlarla bir kez daha görüldü. Hiç hak etmediği bir cezayı aldı, hiç hak etmediği bir davranış. Hem de dünya kamuoyunda görülmesine, anlaşılma koşullarının da herhangi bir şekilde insanlık dışı koşullara dönüşmemesi için elimizden geleni yapacağız. Şimdi biraz evvel Mahmut Toğrul vekilimizin de söylediği gibi öncelikli olarak avukatların hızla ilgilenmesini sağlayacağız. Çünkü
vekillerin şu anda ziyaret imkanı cezaevinde yoktur. Ama avukatlardan ilk bilgileri aldıktan sonra bizler de gereken adımları atacağız.